Erkek olmak zor, kadın olmak da zor. Türkiye'de herhangi bir insan olmak çok zor. Ama böyle hani cinsiyetin olduğunu anladığım bir yaş var ya, hani böyle bir zaman. Aa ben buyum falan. Benim için şeydi yani, penisimin başka bir şey yaptığını ilk fark ettiğim zaman. Ne oldu ya buna? İşiyorduk bununla sadece. Bu niye böyle şeyler yapıyor falan. O ilk günü bildin mi? Erkekler bilir o ilk günü. Ne oluyor ya falan. Evin garip garip yerlerine sürttüğünü. L koltuğa sürtüyor. Anne ben bu kleti alacağım. İşte 13 yaşında çocuk varsa evde hiçbir yere dokunmuyorum ben. Çok garip o. Yani erkek olduğum için erkeklere daha hakim. Kadın arkadaşımı kadınları dinledim de. Erkeğin ergenliğinde bir gariplik var yani. Böyle rüyalanma falan. Ne oluyor ya? Ortaokuldayız. Sınıfın çakalları arkada toplanmış bir işi anlatıyor. Dün gece Beyoncé ile Shakira bununla sabaha kadar falan. Bir de rüyalanma çok gerçekçi bir şey yani. Yaşadığını hissettiğin gibi bir şey. Merak et. Nasıl oluyor lan bunu? Gel dedi. Torbacı gibi yani. Formülü varmış ki. Önce dedi bir sıcak çikolata içeceksin. Artık neler denemişse anladın mı? Sonra dedi görmek istediğin hatun kişi ya da kişilerin. Görseline kullanı talimatı bu. Görseline maruz bırakıyorsun kendini. Maruz dedi bunu da unutmuyorum. Sonra bir sıcak çikolata daha içip yatıyorsun dedi. Ha, hem o siktir git böyle şey mi olur dedim. Cuma günüydü. Çıktım Çağdaş'tan. Onlu paket indirimdeymiş. Sıcak çikolata aldım. Ya. O zamanlarda Liv Tyler hastasıyım ya. Yüzüklerin Efendisi'ndeki Arwen. Bildin mi? Çok tatlı. Yüzüklerin Efendisi Director's Cut dahil indirdim. 12 saat. Cumartesi günü. Onlu sıcak çikolatayı iç iç. Yüzüklerin Efendisi'ni izle iç. Ben uyu. Ne bir dişi var ne kadın biri. 10 bin kişilik çıplak Isengard ordusu. Beni gösterip diyor ki sırayla. Beni gösteriyor. Rüya bitmiyor oğlum. Uyuyorum, uyanıyorum. 9992 falan oğlum bitmiyor. Saruman ve Gandalf birbirine girişmişler. Ya sakalların. Hobbitköy tren yapmış. Hayal gücümün içine sıçayım ya. Çok hayatımın en zor gecesiydi. En son Sauron yüzüğü taktı geliyor dedim yeter. Yüzüğü takınca güçleniyor bir de çünkü. Yapmayın var. Erkek gerçekten hani bunu yaşıyorsun yani. Bunu tahallül ediyorsun yaşıyorsun. Erkeğin mesela sekste tatmini çok kolay. Yani erkeğe dokunmasan da olur. Erkek bir erkek çok dikkatli bakın. Dokunmayın yani. Görün hiç tanımıyorsun. Bak dikkatli bak. Gider o. Allah, olur o lan. Kadın da hiç öyle değil. Burasını öpüyorsun, şuraya gidiyor falan. Ertesi gün öpüyorsun, yalama şurayı falan diyor. Yani diz kapağının arkasını öpüyor. O da bilmiyor ne istediğini, bilmiyor ya. Ya konu seksse, yani ben erkek sürekli sekste. Yani lisede mantık vardı, PQ bilirsin. Bu mu değil mi? Erkeğin beyni sürekli şöyle çalışıyor. Bu seks mi değil mi? Bu seks mi değil mi? Yok bu kahve, bu seks değil. Bu seks mi değil mi? Bu halam, seks mi değil mi? Değil, değil falan. Seks mi değil mi? Seks mi değil mi? Kadınınki de tam tersi. Seks yaparken bile seks yapmıyor olabilir. Yaşadım ben onu çünkü. Dedim, ne yapıyorsun dedim. Ben, ne yapıyorum dedim. Seks yapıyoruz dedim. Ha dedi. 12 dakika oldu oğlum. Oh diyor. Ya sus dedim ya. Ne o? Çünkü beyin yani orada olmalı anladın mı? Sen orada bir şey, o perdeye bakıyor. Sen orada bir şeyler yapıyorsun. Hadi bakalım. Topunu şöyle al, topunu. O perdeye bakıyor, kirli bu yıkayım diyor. Sen orada aşkım yastık vereyim mi diyor, yastığı kokluyor. Ay bunları da yıkamam lazım diyor. Yani hiç orada değil ki. Erkeğin her şey hoşuna gider. Kadının, o da bilmiyor yani. Ama tartışılıyor. G-spot, G noktası. Bilmiyor tabii erkekler. Bizim erkekler nerede ama ya? G-spot mu? Kudüs'te mi? Nerede o? Yapma yapma. Bak feministler alkışlıyor.
Benim bir feminist date'im oldu 2 sene önce. Dünyanın en gergin date'i. Bence de penis çok gereksiz ya. Böyle date mi olur ya? Oradan nereye döndüreceğim yani? Evine gittik, yatalım mı diyor. Sen bilirsin dedim. Sen bilirsin. Ben pantolonumu çıkarmam dedim yalnız. Bir şeyler oldu falan. O anda bile çok gerginim yani. Bir şey olur, bir şey olur. Dedim, ben böyle durayım. Sen istediğini yap dedim. Ben hiç... Sen benim saçımı çek dedim yani. Sen bilirsin. G-spot, G noktası var mı yok mu? Bir tane uzun ilişkim oldu. Fırsatım vardı aramaya. Aradım, bu nerede? Elime feneri aldım. Böyle, bu bura mı? Bura kafası, burası değil ya falan. Buldum. Oğlum müthiş bir şey yani. Hile yazmak gibi, anladın mı? Hani böyle after party. Eğleniyorsun, eğleniyorsun. Sonunda gidiyorsun, herkes çok eğlenmiş oluyor. Anladın mı? G-spot. Tartışılıyor var mı yok mu? Böyle devrez gibi, anladın mı? Anladın mı? Eğlendin, evlendin. Devrez. Çok sevindim. Dedim ki artık bundan sonra buradayız dedim ya. Çok çabalamaya gerek yok. Ya neler yaptık ya? Buradayız dedim ya. Tamam. Oğlum ertesi gün gittim, orada değildi lan. Seyyar köfteciymiş oğlum bu. Yani ben onu... Check the mic and make sure it sound right, boys.